Hızır Çelebi bütün kitaplarımızı toplatmış. Tahkikatı derin yapar. Kendince küfür gördüğü her şeyi sultana anlatıp tesiri altına almak için gayret edecektir. Ne yapacağız? İnkar mı edeceğiz? Şahruh'un önünde etmedik. Başımıza gelenler malum. Mecburen bir süre inkar edeceğiz. Doğru dersin. Hızır Çelebi bundan gayrı bize daha sert, daha keskin olacaktır. Öyle. Hem unutmayın, yolumuzun esası tedbir ve takiyedir. Asmayın yüzünüzü. Sultan Mehmed'i tesir altına almamız yakındır. En son Timur'u tesir altına alacağız diye beklemiştik. Sonra ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Yaşadığımız bunca acı, bunca çile, bunca keder sadece canımızı alıp yarenlerimizi öldürmedi. Dirilerimize de tecarip kattı. Aklında ne var? Hızır Çelebi yıllar evvel Çandarlı Halil Paşa ile husumet yaşayıp kadılıktan azlini istemiş ve payitahttan ayrılmış. Hızır Çelebi'nin o vakitlerde yetim bıraktığı çocuk bugün harf ilmimize merak salmış. Açın kapıyı. Gelen odur. Yoldaşımız Atmaca, Kelam-ı Natık'ın sırrına erenlerden. Onun da yaşamı bizimki gibi aşura. Buyursun. Babası Hasan Efendi, devlet malını namus bilip savunduğu için bir iftirayla görevinden alaşağı edilip akabinde idam edilmiş. Vakit intikam vaktidir. Ben yalnızca intikam için yanınızda değilim. Feyizli ışığınızda yolumu aydınlatmaya geldim. Harflerin ilmi beni size getirdi. İnşallah o ilmi cümle Ali Osman'da herkes bilecek. Bu ziyaya herkes erecek Atmaca. İnşallah. Lakin bunca şeyi yapabilmemiz için bize yardım lazım. Hızır Çelebi'yle baş edemeyiz. Hızır Çelebi'yi bizzat sultanımız getirdi. Ol sebepten elimiz kolumuz bağlıdır Atmaca. Bir çare. Aslında Ali Osman'da bize yardım edecek bir kişi var. Çandarlı Halil Paşa. Doğru dersin de Atmaca. Çandarlı Halil Paşa bizden bir şey istemeden, almadan yardım etmez. Öyle. Ama dilerseniz ben size bir görüşme ayarlarım. Çıkar derdinizi anlatırsınız.